Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Sevgili Murat İrfan Ağcabay Hocam bugün bizimle birlikte canlı yayın yapacağız. Araştırmacı yazar, sevgili hocamız kadim öğretilerini anlatacak bize. Arzu Cengiz Yaşam'ın Renkleri yayınları devam. Hocamı gördüm, hemen yayına aldım. Merhabalar, iyi akşamlar herkese, hoş geldiniz. Sevgili hocam geliyor şimdi. Araştırmacı yazar Murat İrfan Ağcabay hocam bizimle birlikte. Kendisini davet ettim. Arzu Cengiz Yaşam'ın Renkleri yayınları sevgiyle devam ediyor. Evet hocam geliyor. Merhaba hocam. Başardım. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de kameramı açtım. Teşekkür ederim. Evet. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Ben de hocam. Teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiniz. Yine birlikteyiz. Estağfurullah. Daha önceki yayınımız çok güzeldi. Tadı damağımızda kaldı. Tekrar sizi görmek istedik. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi şöyle bir şikayet almaya başladım. Her akşam Murat İrfan bıktık ya, işimiz gücümüz var demeye başladılar. Haliyle tam böyle tersi. Hayır vallahi hocam, kabul etmiyorum. Ben... Tam tersi, her akşam görüyoruz, çok mutlu olduk diye yorumlar aldım. Eksik olmayın da doğru bir şey mi bilmiyorum yani. Doğru bir şey hocam. Sizin gibi Peki. değerli hocaları görmeyeceğiz de kimleri göreceğiz? Lütfen boş bırakmayın alanları, o bilgilerinizi, derya deniz bilgilerinizi Estağfurullah. aktarın bizlere. Sağ olun. Sağ olun. Böyle bir şey nasıl oldu, ben nasıl böyle bir duruma geldim onu bilmiyorum. Ne güzel oldu. Evet. Şikayetçi değilim ama bunun beni yorduğu, yormayla kastettiğim de belki konumuzda da direkt ilgili olabilir. Tükettiği, kişinin tükenmesi, boşalması tekrar dolmayı gerektirir. Eğer bir ilgi, bir alaka söz konusuysa ona layık olmak lazım. Çok Layık olabilmek de durağanlığı benimsemez, sevmez haliyle kendimi zinde tutmam lazım. Kendimi geliştirmem lazım. evet. Ona da vakit lazım, zaman lazım. Kalan zamanlarda ne yapayım, ne yapayım diye düşünüyorum. Bulamayınca da akşamları böyle sizlere konuk oluyorum. Ne iyi yapıyorsunuz sevgili hocam, canım hocam, çok iyi yapıyorsunuz. Bugün bizlere neler anlatıyorsunuz? Kadim öğretileri, kadim bilgelikleri, yeniden keşif konuşacağız. Batini gelenekleri konuşacağız. Arkadaşlarımız toparlıyorlar. Ben... Açıkçası ben şöyle bir yere doğru ilerledi benim Murat İrfan hikayem. Evet. Zaman içerisinde şey de oluşmaya başladı. Yani sizin ilginiz, alakanız ya da medyanın ya da sosyal medyanın ilgisi, bir takım akademilerin de ilgisine neden oldu. Yani Murat İrfan diye biri varmış, çıkıyor konuşuyor durumu, o okulların da ilgisini çekti. Eksik olmasınlar, Tabii. değer verdiler, veriyorlar. Haliyle ben bir program oluşturdum. Şimdi ona bir girizgah yapmak istiyorum. Yani Tabii. önümüzdeki aylarda bir seri eğitim çalışmasına başlayacağım. Bu işte batıni ya da hermetik gelenek ya da hermetik okullar. Çünkü kadim bilgeliği yeniden keşfi benim ilgi alanım ve bu keşfedildiği çok uzun zamandır. Ama hayatın içinde bir takım şeyleri var. İşaretleri var ama bunlar parça parça. Yani bu bilgiler böyle havada yüzüyor hali beni biraz şey yaptı. Açıkçası Evet. bu konuya odaklanmam gerektiğini düşündürüyor. Evet. Ben en azından kendime düşen bunun bir dizgesi var, bunun bir müfredatı var, bunun bir bilgeliği var arkadaşlar diyebilmek için. Evet. Böyle bir eğitime başlayacağım. Eğitim olması, okul olmasının nedeni konuların niş olması. Haliyle herkesin ilgisini çekmeyebilir. Bir arz talep olması. Yani bir Tabii. arz talep üzerinden yürümesi. Çünkü bu okulların da aslında geleneklerinde
bir arz talep var. Evet. Yani o dönemlerde biraz seçiciymişler. Evet. Seçerek alıyorlar şu öğrencilerini. Biz öyle bir hadsizlik yapmıyoruz. Tabii ki herkesin katılabileceği bir program olacak ama talep doğrultusunda olsun. Yani Evet. telefonu açtıklarında Murat İrfan çıkıyor hali, sürekli Murat İrfan çıkıyor hali hoş değil. Biraz sakinleşmek lazım, konuya odaklanmak lazım. Ben daha konu odaklı bir alanda kalayım kararı içindeyim. Evet. Bu haliyle benim yüzümün biraz özlenmesi anlamına gelebilir. Bu sevdiğim insanlarla görüşmeyeceğim ya da program yapmayacağım anlamına gelmemeli ama Evet. biraz daha anlayışlı olur ise diğer arkadaşlar, yani diğer arkadaşlar dediğim sayısız kıramadığım insan sağ olsunlar konuşalım sohbet edelim diyorlar. Evet. Yine bize şeyden imtina ediyorum, bunun bir şov haline dönüşmesinden ürküyorum, korkuyorum. Estağfurullah Çünkü hocam. hepimizin egoları var. Haliyle bu ego bir süre sonra alkışı, Murat İrfan güzelsin, Murat İrfan konuşuyorsun, Murat İrfan güzel konuşuyorsun, Murat İrfan parlıyorsun, Murat İrfan gözlüğün güzel, Murat İrfan gibi haller insanı çukura götürebilir. Bu konuda biraz temkinli olmakta fayda görüyorum. Onun için de bugünkü oturumun temasını batıni gelenek deyip böyle bir takım başlıklar verelim. Tamam. İlgi duyan arkadaşlar olursa da bunun daha derin kısmını Hı. Yazıyorlar bir hocam. Çok memnun kalmıştı yapabiliriz. okul eğitim Ha, olacağını. yani öyle bir durum oluştu. Zaten eğitimciyim. Yani şöyle bir şeye alışığım. Konuşarak, iletişim kurarak ve iletişim kurmayarak, hatta iletişimi sabote ederek bir iletişim kurma biçimim var. Bunu yıllardır farklı sahalarda, farklı alanlarda yapıyorum. Hatta 26'sında bir yolculuğa çıkacağız. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Orada da başka bir iletişim dilini kullanıyoruz. Nasıl bir Yolculukta yolculuk hocam? olmak. Ben 14 yıldır bir organizasyon yapıyorum. Yakından tanıyanlar bilirler. Bir uzun yol tribi öyle diyelim. Bu hikaye içinde konfor alanınızdan sizi alıyorum. Ücretli, profesyonel bir organizasyon değil. Ücretli olmamasının da başka bir nedeni var. Oldukça zor koşullarda, yani psikososyal koşulları zor bir alanda seyahat ediyoruz. Yaklaşık 150 madde kadar kuralları var. Yani yeni bir dünyaya geliyorsunuz ve o dünyanın kurallarına uymaya çalışıyorsunuz. O kurallar da aslında kişinin kendine olan münasebetini organize etmek için. Aslında dışarıda bir durum yok, dışarıda kimse yok halini anlatmak için. Ama yolda, özellikle yolda kişinin bir başkası üzerinden var olması ya da bir başkası üzerinden yok olması kısmı karşılaştığımız bir durum. Benim için çok geliştirici oluyor. O da bir iletişim yolu anlamında söylüyorum. Birçok iletişim biçimim var. Bazen hatalar üzerinden kalıcı izler bırakmak, bazen alkış üzerinden mükafatlandırmak, bazen cezalandırmak. Bunlar kişide, insanda gelişiminin çok yönlü olması bakımından değerli buluyorum. Bunları kendi içinde negatif ve pozitif, yansıma veya refleksiyon gibi algılayabilir izleyenler ve doğru da bulmayabilir. Bir yol, yöntem. Benim yöntemlerim eleştiriye açık. Ancak karşısına koyacağınız argümanın bendeki argümanı ya desteklemeli ya karşısında mesnetli durmalı. Evet. Kastettiğim şu, iletişim biçimim zaman zaman eleştirilir ya da eğitim biçimim. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu oturumun konusu olacak. Ya da oturumda küçük mesajlarını vereceğimiz eğitim paketini de ben değerli buluyorum. Değerli bulmamın nedeni de oturumun başında söylediğim gibi bir yozlaşma efekti içerisinde bir bilgi kirliliği söz konusu. Bu yukarıdan da algılanmasın lütfen. Hani bu bilgi kirliliği, arkadaş sen her şeyi madem biliyorsun, biliyor musun ki bilgi kirliliği dedin filan diyebilirsiniz. Deme özgürlüğü.
sahipsiniz. Ben bildiğim ve süzgecimden geçtiği kadarıyla bir dizgesel sorun var, gözlemlediğim. Bu da bir belki kendi içinde hem bir öz eleştiri, çünkü biz de parça parça konuşuyoruz. Zaman zaman tüketime hizmet ediyoruz, öyle diyelim. Evet. Ben biraz disipline edeyim. Çok tüketime hizmet etmesin durumundayım. Bugün de haliyle bu geleneğin, Evet. bu düşünce biçiminin, bu insan oluş, insanın kendini sorgulaması, insan var mı, varlık nedir, ontolojik olarak varlık nedir, biz var mıyız? Ve bu varlık süreci içerisinde, dünya yaşamı süresi içerisinde ne yapmalıyız, fonksiyonumuz ne, amacımız ne? Bununla ilgili bir takım okullar, Evet. bir takım felsefeler hep kendine zemin bulmuş. Bu zeminin de en önemli göstergelerinden bir tanesi işte yüzümüzü batıya döndüğümüzde batı disiplinlerin ya da batı düşünce tarihinin entelektüel yönüyle bizi ya da dünyayı öyle diyelim etkilediği aşikar. Yani buna antik Yunan ya da Grek filozofisi diyebiliriz ya da felsefenin kökeni diyebiliriz. Yani belki de sorgulamanın kökeni diyelim. Yani akılcılığın kökeni, dogmayı, durumu, vaziyeti, giysiyi, güneşi okumayı sorgulayan bilinçlerin yazılı bir hale gelmesi dönemi diyebileceğimiz bir dönem ki bunun da karşılığı işte ilerleyen dakikalarda bir farkındalık, bir aydınlanma kelimelerini kullanabileceğimiz bir alandan söz edebiliriz. Bilmiyorum, şu an çok erken. Evet. Görünen şu ki Batı ya da uygarlık öyle diyelim. Çünkü Batı ile uygarlığın sivilize olmuş, yerleşik düzene geçmiş, hiyerarşiler oluşturmuş, yapılar oluşturmuş kavramın bir uygarlık göstergesi olduğu ön kabulüyle söylüyorum. Bir başlangıç noktası olarak kabul edilmesinin yanılgısına da düştük. Haliyle ben bu yanılgıyı da düzeltmek istiyorum. Çünkü Batı menşeli olmayan ama Batı tarafından doğru kullanılmış. Yani güzel işlenmiş bilgilerin Batı aydınlanması denilen bir kavramı ortaya koyması benim de biraz şey oluşturuyor, kalp kırıklığı oluşturuyor. Çünkü kökeninin aslında Doğu olması ya da kökeninin Anadolu olması kısmı beni üzen ya da işte bahsettiğim o bilginin menşeinin nereden geldiğini bilmiyor oluşumuz. Yahut bu menşeyi bir başka kültür üzerinden anlatıyor oluşumuz. Evet. Beni üzüyor. Ve buna bir kirlilik diyebilir miyiz? Belki düzensizlik diyebiliriz. Evet. Bir düzensizlik söz konusu. Ben hasbelkader 80'li yıllardan beri bu kültürün içindeyim. Her fırsatta da bunu övünerek söylüyorum. Çünkü erken başladım. Yani kendimi arama bulma yolculuğuna, kendimi sorgulama Çok yolculuğuna erken başladım. Doğru insanlar, yanlış insanlar hep oldu. Mevzunun doğru ya da yanlış ya da dışarıda bir durumun olmadığı kısmını da çok yakın zamanda öğrendim. Yakın dediğim işte geçmiş 10-15 yıl içerisinde bu farkındalığın içindeyim. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Şunu yadsımayalım. Yani Avrupa'nın kültürel gelişimi bir lokomotif. Kuşkusuz arkasında bir katar var. evet. Ama bu lokomotifin gideceği yolu inşa ettiğimiz kısmını hep atlıyoruz. Haliyle üzerinde yürüdüğümüz, üzerinde hareket ettiğimiz öğretinin bir takım kutuları, kalıpları, ideolojileri, okulları ya da ekolleri ya da idealleri var. Ama bunların hepsinin bir hat üzerinde yürüdüğü gerçeğini atlamamak gerekiyor. Ben biraz oraya temas etmek istiyorum. Evet. Batı aydınlanması diyebileceğimiz Batı düşünce disiplinlerinin tamamına işte felsefe ya da filozofi ya da filozofiya diyoruz. Yani tercüme edilirse de filos, sevgi, sofos da hikmet. Yani bilginin sevgiyle harmanlanmış hali ya da fark edişin sevgiyle, samimiyetle bir araya gelmiş hali.
Yani bilgi sevgisi, öyle diyebiliriz. Haliyle ben filozofiyaya ya da filosofiyaya ya da felsefeye, öyle diyelim, böyle bakıyorum. Evet. Yani bilgi sevgisinin ve ona hakim olma sevgisinin anlamı bendeki karşılığı. Evet hocam. Ve bu bilgi sevgisinin kendi içinde bir evolüsyonu da olmuş, bir gelişimi de olmuş. Çünkü hikmet sahibi olmak samimiyet gerektirir. Samimiyet sevgi gerektirir. Sevgi bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır. Ve bilgi bunların hepsini kapsar gibi böyle bir devinim söz konusu. Haliyle felsefeyi bir Hegel, bir Kant, bir Marx boyutuyla algılamayın. Bu bir düşünce biçimi. Düşünebilen insanın alanı, öyle diyelim. Bu kısım önemli. Çünkü bugün entelektüel dediğimiz insanların geçmişin filosofyasıyla, filosuyla ve sofosuyla ilgisi var mı kısmı, direkt ilgisi var. Salt bilgi düzeyinde, yani entelekt ya da zihinsel düzeydeki bir bilginin kişinin kendi süzgecinden, kendi birikiminden geçmesi, yani entelektüel olması, yani bir bilmesi ancak bu bilgiyi metodik hale getirebilir. Haliyle bir ekol sahibi olmak, bir konuda bir şey söylüyor olmak ya da ekolün devamı olmak, yani lokomotifin katarları arasına girebilmek, o yolun öğretilerini, yani o rayın eski deyişle o hattın, yani o taonun, yani o tarihin, yani o seyrisülüğün sezgisel kavramını, sezgisel karşılığını bilmek gerekiyor. Lokomotifin ve, yine bir metaforla anlatmaya çalışayım, lokomotifin ve katarların bir şeyden beslenerek ilerlediği, bir kuvvete ihtiyacı olduğu aşikar. Evet. Onu, o bilgeliği, o öğretileri çeken bir ön okul var, bir lokomotif var. Bunu kabul ediyoruz ama o ön okulun ve o hattın, o katarların oturduğu bir de ray var. Ben biraz o raya temas etmek istiyorum. Çünkü burada hermetik okulları anlatmaya başladığımızda, ya yani bu oturum için çok uzun olabilir, eğitim için anlamlı olabilir. Yani o katarları tek tek konuşabiliriz. Tabii. Lokomotifi de tek tek konuşabiliriz ama ben daha çok bu hattan bahsetmek istiyorum. Tabii hocam. Batı'da Fransız aydınlanması, İngiliz aydınlanması, Alman aydınlanması ya da bugün usçuluk dediğimiz akılcılığın, yani uygarlık denen tartışılmaz bir şeyden bahsediyoruz. Bir Türk aydınlanmasından, bir Anadolu aydınlanmasından bahsediyor muyuz? Edemiyoruz. Çünkü böylesi bir kırılma yaşamamışız. Belki edebiliyoruzdur. Şimdi burada öylesi bir çukura düşüyoruz ki belki bir Anadolu aydınlanması olmuştur da biz bunun farkında değilizdir. Onun için ben bu sohbeti önemsiyorum. Evet. Çünkü Antik Grek'ten başlayan bir filosofiya hikayemiz var ama ben Antik Grek'in ötesinde de önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela Antik Mısır var. Evet. Bilinen ezoterik, batini, hermetik öğretilerin kökeni. Evet. Grek bunu evirmiş, çevirmiş. Antik Mısır aslında Anadolu, pardon, Avrupa aydınlanmasının malzemesi değilmiş gibi gözüküyor. Biraz daha geriye doğru gittiğimizde İran var mesela. Evet. Tibet, Evet. Hint var. Bunlar hep böyle uzak doğu, Çin var. Hep uzak doğuymuş gibi anlatılan. Mesela Türk var. Türk batıniliği var. Türk ezoterizmi var. Yani Türklüğün ideolojik olarak bir ırkçılık malzemesi olması kısmından da mesela çok hicap duyuyorum, üzülüyorum. Yani Türk deyince karşısında da başka bir şeyin olması gerekliymiş gibi. Yani toplumun
birbirine bakışı da bu hale geldi. Beyaz dediğinizde onun karşısında siyah olmalıymış gibi algılıyoruz. Evet. Mesela Anadolu aydınlanması var. Evet. Akdeniz ve Ege aydınlanması var. Bakın Akdeniz ve Ege aydınlanması var. Bunlar Grek'ten önce üstelik. Grek'ten önce ama biz bugünkü entelekyamızı Grek ideyasına. Ne oldu? Ben telefonum dondu. Yo, ben sizi görüyorum hocam. Bende sorun yok. Ben sizi görüyorum. Peki. Evet. Yani telefonum çaldı. Muhtemel ondan öyle oldu. Evet. Şimdi, bu küçük bakış eleştirisi, yani hayata bakış eleştirisi çerçevesinde ben biraz böyle Anadolu aydınlanmasından bahsetmek istiyorum. Evet. Anadolu deyince aklımıza sadece Türkler gelmemeli. Anadolu'da kökeni Türk olan bir takım kavimler de söz konusu ama bugünkü oturumun konusu bu olmadığı için bunu hızlıca geçmek istiyorum. En nihayetinde Atatürk, Türk ideolojisini, Türk kozmolojisini, Türk kültürünü Turani bir yere bağlamamıştır. Anadolu kökenli Türk kavramını yani Frigler, Etiler, Hititler, Sümerler, hatta bunları Öztürkçe hale getirip Etiler kavramına kadar getirmiştir. Bu boyutuyla da Anadolu'da önemli bir zihinsel faaliyetin, kültürel hareketin önemli işaretlerini vermiştir. Bugün maalesef bununla ilgili çok fazla konuşamıyoruz. Veri eksikliği çok fazla. Neyse biz Batı'yı yüzümüzü dönelim ama Anadolu'daki aydınlanmaya bir bakalım ya da Anadolu'daki okullara bakalım, Tamam. geleneklere bakalım öyle Evet. diyeyim. Bir düşünce zinciri durumu var. Bahsettiğim tren metaforundaki gibi algılayın. Bu zincirin başlangıcı ile ilgili bildiğimiz Batı ve Grek kabulünün arkasında bu zincirin aslında çok daha gerilere gittiği ve batıdan doğuya giderken de Anadolu'da önemli okulların oluştuğu kısmını atlamamalıyız. Mesela İsa'dan önce binlerde Orfeus okulu var. Orfeus okulu nedir Murat İrfan dediğinizde üzerine çok kitap yazılmış bir okul. Yine sonraki dönemlerde Solon okulu var. Thales okulu var. Thales yabancı gelmez bize. Pisagor hiç yabancı gelmez. Pisagor okulu Evet. var. Ve bu okulların tamamı çok ilginç. Tep ve Memphis tapınaklarından yani Mısır kültüründen beslenmiştir. Haliyle bu okullar bugün bilinen ekol okullardır ama Evet. öğretim bir hayli eskidir. Yani raydan beslenmişlerdir. Bu ray üzerinde hareket etmişlerdir, öyle diyelim. Antik Mısır, Tep ve Memphis tapınakları ve o tapınakların salt bir tapınak olmayışı birer inisiyasyon, yani bir erginleşme, bir yükselme okulu olması kısmı tam da konumuzun kendisi. Evet. Her ne kadar Pisagor'u bir sayı ustası, matematikçi gibi bilsek de sayı mistiğidir. Yani sayı mistiği tabirini çok seviyorum. Orfeus da mesela Yunan mitolojisinin mitinin lojisini, akılcılığını geliştirmiştir. Yani bilinen kimliklerinin arkasında aslında ben mesela Pisagor'u çok severim. Pisagor'un bir filozof oluşunu uzun yıllar sonra fark ettim. Ve bu okulların kendi içlerinde bir kardeşlik örgütü olduğunu da fark ettim. Haliyle sanki bu yürüyüşün, bu lokomotifin de birbirine ciddi bağlarla bağlı olduğu. Yani bir lokomotif değil, bir sanki yine metafor yapacağım, bir tramvay gibi. Yani tek parça haline dönüştüğünü de gördüm. Yani son kapısından girip ilk kapısından çıkabiliyorsunuz hali. Evet. Kendi içinde de bir yolculuğu oluşturdu.
Çünkü son dönemde kadim bilgeliğin keşfi denilen bir kavramla karşı karşıyayız. Evet. Tam da bu keşif bu okullar arasında yolculuk yapma imkanı sağladı bize. Biz bu enformasyona sahibiz. Çok şanslıyız. Bu arayışa başladığımda bu tür enformasyonlar çok zayıftı. Ülkede kitap yoktu. Yurt dışındaki kitaplara ulaşmak çok zordu. Yurt dışı denilen kavram çok uzaktı. Yabancı dilimiz bunun için yeterli değildi. Biz Anadolu'yu yurt dışından öğrenme hevesindeydik. Sonra işte Allah'tan, bu da bir dönemsel haliyle konuya dönemsel baktığımızda da olması gereken oldu ve bugün bu şansa sahibiz. Çok şükür. Çok şükür. Bu merkezde yetişenler, yani hani bu okullarda yetişenler öyle diyelim, hepsinin yolu Yunan'dan geçmiş, antik Yunan'dan. Bir Grek kültürü, çok ciddi bir dünya hakimiyeti var, kültürel hakimiyeti var. Haliyle de Batı'nın aydınlanma yüzünün bir Grek-Yunan kültürüne bağlanması çok doğal. Ama biraz evvel söylediğim gibi Thales, Solon, Pisagor, Orfeus bunların hepsinin bir Mısır kökenli hermetik bir düzen içerisinde olmaları, o düzeni yeniden inşa etmeleri, zaman içerisinde Batı'da da ilginç tapınakların oluşmasına, yani okulların oluşmasına neden olmuş. Ben en çok Delfi tapınağını çok severim. Gitme fırsatım da oldu. Delfi önemli bir kehanet merkezidir diye bilinir. Evet. Haliyle o Sofos, sevgi ve hikmetin kendi içinde birleşiyor olması oradan İstanbul'umuza da bir gönderme yapar. Dünyanın merkezi Sofos, Sofya içinde geçerli olan bir kavramdır. Kendi içindeki bağı çok önemlidir. En nihayetinde İstanbul'un kuruluş efsaneleri içerisinde Delfi kahinlerinin İstanbul'un yerini kurucusuna bildirmesi hikayesi de beni o tapınağa biraz daha ilgi göstermeme neden oldu. Peki bu okullarda ne öğretiliyordu kısmı belki sorulması gereken en önemli sorulardan biri. En nihayetinde burada bir kehanet mekanizması, yani bir hikmet mekanizması, yani bildiğimizin bilmediğimizin ötesinde bir mistik zaman, bir ritüelik zaman, hatta mistik katılım dediğim, benim öyle tabir ettiğim bir dönemin, yani doğanın her yerine katılım gösterebilen, henüz kendine yabancılaşmamış ya da yabancılaşma halini kendisiyle barışarak çözmüş insanların bir arada olduğu özel yerler. Özel yerlerle kastım bu tapınaklar insan seçiyorlarmış. İnsan seçiyorlarmış kısmını kişinin özel olması, yetenekli olması ile ilgili değil kuşkusuz. Meraklı olması, kendini aşmak istemesi, kendinde özgürleşmek istemesi ya da kendi içindeki cevheri bulma isteğiyle ilgili. Bütün bu geleneklerde bu ortak söylemi görebiliyoruz. Bu söylem içerisinde karşımıza bir tane kahraman çıkıyor. Ben o kahramanı seviyorum. Sürekli karşılaşıyorum. Adı Hermes. Hermes. Hermes bir kişilikten çok ben o şahsiyeti bir makam olarak, bir sıfat olarak görüyorum. Fırsatta, her konuşmamda da bunu belirtiyorum. Çünkü farklı kültürlerde farklı isimler almış. Mesela Yani Mısır'daki hali Tot, Grek'teki hali Mars. Anadolu'ya geldiğinizde Hermes, Hızır, İdris. Biraz doğu, biraz batı deyince hep ismi değişmiş. Ama ortak özelliği şu, doğa bilimlerini biliyor. Yani doğayla çok iyi bir iletişim var. Doğayı tanıyor. Astronomi biliyor. Yani gökyüzüyle çok ciddi bir bağı var. Bu bağ bilgi düzeyinde değil, hikmet düzeyinde. Doğayla olan iletişimi de öyle, hikmet düzeyinde. Çünkü yol gösterici bir hali var. O hal her insanda da olabilir demek istiyorum. Çünkü bir sıfat olarak, bir makam olarak bahsederken bu okullarda Hermesler yetişiyor demek ben istiyorum aslında. Hızır'la Hermes'in aynı öğretide olduğunu bilmiyordum hocam. Kimin?
Hızır'la Hermes'in aynı okulun Tabii. O da bir mimarı. rakamdır. Evet. İdris Hermes. Bu kahramanımız enteresan bir kahraman. Matematik biliyor. Felsefe biliyor. Yani sofosu biliyor. Hukuk biliyor. Yani adalet, samimiyet, tabiyet. Tabiyet kendi içinde bir adalet barındırır. Haliyle hukukun felsefesini biliyor. Mistik. Yani kuşlar içerisinde realiteden kopabiliyor. Ve benim için o mitos dönemi diyeceğim kahramanların en önemli yapılarından bir tanesi. Mitos bilimini biliyor. Mitolojiyi biliyor. Mitoloji öğretiyor bir de. Çok enteresan. Mitoloji aslında işte bu kadim bilgeliğin keşfiyle yeniden yükselişe geçen bir kavram. Kendi içinde bir uzak geçmişi, hatta bunun insanın içindeki bir uzak geçmişe işaret etmesi, bir bilinç ötesi kavramının izleri olduğu, hatta bu izlerin birer sembol aracılığıyla insanda ifşa olabileceği, südur edebileceği, ortaya çıkabileceği gibi kavramlar oluşuyor. Şimdi bu kavramlar üzerinden yürüdüğümüzde bu okulların bir misyonu var. Bu Evet. misyon bir süre durum içerisinde kişiyi değiştiriyor. Değiştirmek için kullandığı argümanları sıraladım az evvel. Tekrar etmeye gerek yok. Hocam dondunuz sanırım. Arkadaşlar hocamız mı dondu sadece? Acaba ben de dondum mu? Bana yazarsanız çok sevinirim. Sevgili hocam attan düştü. Hemen tekrar davet edelim. Evet, hoca dondu ve evet. Hemen tekrar alıyorum kendisini. Evet, davet ettim. O kadar güzel anlatıyordu ki pür dikkat dinliyorduk. Bir anda ekrandan düştü hocamız. Evet. Tekrar davet gönderdim. Hocamızı yayına alacağım. Evet, bekliyorum. Evet, ben duruyorum. Hoca hattan düştü. Davet gönderdim. Bekliyorum. Ben bunu kaydedeyim. Hocamı tekrar alayım yayına.